bir değnekti hayatında. Buldu aradığı prensi en sonunda. Aşk sihirli bir değnekti hayatında. Buldu aradığı prensi en sonunda. Uyudu camdan pabuçlar ayağına. Ama bitti büyü saati dolduğunda. Kül kedisi gibi hayallere koşar gizemli gölgeyi candan kucaklar. Gönül durağında belki zaman dolar, bir anda kırılır camdan pabuçlar. Kül kedisi gibi hayallere koşar gizemli gölgeyi candan kucaklar. Gönül durağında belki zaman dolar, o anda kırılır camdan pabuçlar. Şaşırt beni. Bu ağabey de aynı. Bebek yüzü falan duruyor ama demir yumrukluymuş. Bir vurmuş komaya sokmuş adamı. Niye bana kahraman diyor herkes? Doktor da öyle söyledi. İnanamıyorum. İsmini de hatırlamıyor musun yoksa? Bir şey değişmeyecek artık. Gönül ayrılmak istediğini gelip söyledi. Ve bu kararından çok da emindi. Öyleyse artık siz de biraz kendinizi düşünün Rahmi Bey. Kendimi mi? Oluruna bırakın. Aslında sen de benim aklımı çok karıştırdın. O yüzden sana şimdi yardımcı olamıyorum. Yeterince tanıyamadım çünkü seni. Yazık. Ama bir yandan da olumlu düşünebiliriz. Anlattığın kadarıyla ben kendimi hiç sevmedim. Pek doğru bir adam değilmişim sanki. Ne? Hatırlamıyor mu yani bizi? Hayır. Maalesef. Siz benim annem ve babammışsınız galiba. Memnun oldum. Dediniz. Nasıl yani? Yanınızda mı uyuyor? Neresi orası? Yatak odasında mısınız Rahmiciğimle? Adi kadın. Zavallı bir adamın duygusal hezeyanından faydalanıp onu ağına düşürdün ha? Hiç utanmadın mı? Neler oluyor kahramanın? Sahiden hafızası yüzünden mi bu değişiklik? Daha uysallaştı sanki. Yoksa sıradanlaştı mı? Yeterince tanımıyordum ki zaten. Gizlediği esas yüzünü görüyorum belki şimdi de. Ne kadar iyi bir insansınız. Efendim? Herkese art niyetsiz, ön yargısız bakabiliyorsunuz. Ah, söylemeyin böyle şeyler. Yok, bunlar gerçek. Benim çıkmam lazım, sanırım bir terslik var. Dükkana gitmeliyim. Olur. Sen burada kalabilirsin istersen. Fark etmez, ben de gelebilirim. Seninle olmak hoşuma gidiyor. Sağ ol. Ama kalsan daha iyi olur senin için. Şu dükkana verdiğim onca emeğe üzülüyorum. Yapma Fethi. İyice ağdalandırıyorsun bak şu işi. Öyle deme hocam. Boyuna debelenmenin anlamı yok. Bitti. Ama Gönül Hanım olsa asla böyle bir şey olmazdı. Aa, banyoda bu. Gönül. 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 Banyoda mıydın sen? Ay duymuyor musun beni? Ah başıma neler geldi bir bilsen. Yani... 40 yılda bir size kızım bir gelinlik yapayım dedim. Hiç merak bile etmiyorsun ama değil mi? Senin derdin varsa yoksa o kahraman denen baldırı çıplak. Yani annen ölse kalsa umurunuzda değil. Kardeşin de yok. Soyuldum diyorum kızım, soyuldum. Gönül. Kızım cevap versene. Duymuyor musun beni? Nasıl oldunuz? Aa! Rüya değilmiş. Buradasın hala. Ne oldu bana?
yaptın bana? Alçak adam. Hiç, hiçbir şey yapmadım ben. Annem bayıldınız, ben de sizi buraya taşıyıp yatırdım. Aa! Bornozum! Benim bornozumu giymişsin. Çıkar onu çabuk. Duştan çıkınca bunu buldum da. Hemen çıkarayım istiyorsanız. Ay dur! Ne yapıyorsun? Yok yok. Şimdi çıkarma. Önce elbiselerini giy, sonra çıkarırsın. Peki tamam. Su ister misiniz? İstemem. Ben bir bardak içeceğim. Banyodan sonra fena hararet yaptı bende de. Kimdin sen? Ay, kahraman mıydı adın? Öyle sanırım. Net olarak ben de hatırlamıyorum. Hafızamı kaybettim ben. Burada mı arıyorsun hafızanı? Ay, sen hem hastanede değil miydin? Nasıl geldin buralara? Ah, Gönül nerede? Senin yanındaydı. Ne oldu kızıma, çabuk söyle. Ya hepiniz yetişkin insanlarsınız. Böyle çocukça kavgalar istemiyorum bir daha. Duydunuz mu? Duyduk Gönül Hanım. Sanırım ben de biraz fazla hassasiyet gösterdim. Sözüm sadece sana değil zaten Fethi. Herkese. Bakın burası bir iş yeri ve belli kurallar çerçevesinde herkes işini yapmak için burada. Merak etmeyin Gönül Hanım, bir daha olmaz. Sonuçta hepimiz aklı başında insanlarız. Harika. Hadi bakalım öyleyse. Herkes işinin başında. Müşterilerle ilgilenin, tamam? Hadi Fethi. Bu işi büyütmeyelim Sevil. Sen de bir ara Fethi'nin gönlünü alırsan tamam, sorun kalmaz. Kahraman evde yalnız ne yapıyor acaba? Bir arayayım şunu bakayım. İnşallah telefonu açar. Ne yapmaya çalıştığını sorabilir miyim abla? Hiç. Telefon ediyorum, görüyorsun. Onu söylemiyorum. Kör değilim. Az önce aşağıdaki tavrını soruyorum. Sakin ol bakalım önce biraz Sevil. Geç otur şöyle. Hadi. Resmen küçük düşmeme neden olduğunu farkında mısın abla? Yanlış yapıyorsun. Neymiş yanlışım Sevil? Kardeşin olarak beni hiçe saydın. Çocuk muamelesi yaptın. Doğrusunu isterseniz kavgayı falan pek hatırlamıyorum. Belki hatırlamak istemiyorum. Gözümü açtım ve Gönül'ü gördüm hastanede. Çok güzeldi. Hoşuma gitti. Ayrılmak istemedim. Onunla geldim buraya. O niye bırakıp gitti seni burada peki? Dükkana gitmesi gerekti. Acil işi çıktı. Hiç şaşırmadım. Hep bir işi çıkar. Gider ve unutur. Yalnız şunu söyleyeyim Yemin Hanım size. Kızınız mükemmel bir insan. Arabasına atlıyor, yetişiyor. Yetişemediklerine cep telefonuyla ulaşıyor. Çok sayıda işi aynı anda halletmek zorunda çünkü. Güzel bir evde oturmak, iyi bir araba sahibi olmak, pahalı elbiseler giymek için buna mecbur. Efendim, hayat bunu gerektiriyor. İyi günler. Güle güle efendim. Teşekkür yine ederim. Bekleriz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Abi niye öyle hışımlı yukarı çıktı Sevil Hanım? Bilmem, ablasıyla konuşacaktır. Benim yüzümden ablasını çatacak. İki kardeş birbirine girecek. Saçmalama Fethi. Ne alakası var? Başka şey konuşacaklardır. Yok abi, ben karar verdim. İstifa ediyorum. Ne istifası ya, saçmalama. En doğrusu budur abi. Kendi isteğimle gururumla gidiyorum. Her iş yerinde olur böyle şeyler, tamam mı? Yaşandı, bitti. Bitmez. İnan bana abi. Bu gerginlik böyle uzar gider. Gönül Hanım da bir iki direnir, sonunda kardeşine hak verir. Bana mı acıyacak? En iyisi gidip Gönül Hanım'la konuşayım ben. Fethi, dur biraz bekle. Sonuçta ben senin kardeşinim. Ve bu yüzden onların da patronu konumundayım. Hazımsızlık senin bu yaptığın. Bana personelle eşitmişim gibi davranamazsın abla. Beni onlarla aynı kefeye koyamazsın. Nasıl böyle bir şey dersin Sevil? Sen Yiğit'in sevgilisisin de aynı zamanda. Bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Şu an iş ilişkilerinden bahsediyoruz. İşle aşkı karıştıran da yine sensin ama. Ne olursa olsun şu dükkandaki durumumuz farklı. Onlar işçi. İşçilerimizin önünde kavga etmemiz doğru mu sence? Yürü Fethi, çıkalım şuradan. Biz kavga etmedik. Ablan olarak bazı uyarılarda bulundum, o kadar. Muskaları doldurmuş muayenehane. Elimi nereye atsam muska çıkıyor. Neymiş? Büyü bozma muskaları falanmış. Hesapta Gönül'ün bana yaptığı büyüleri bozuyormuş Şirin Hanım muskalarla. Ama yani şu büyü işi de memleket meselesi haline geldi. Futbolda, iş hayatında, ülke yönetiminde hep büyü fal. Aynen öyle. İçim bayıldı ya. Neyse, ben kalkayım artık. Yeterince ağrıttım başınızı bütün gün.
Ay böyle düşünmeyin. Yani ben çok keyif aldım sizinle sohbet etmekten. Hem buna ihtiyacınız olduğunu da biliyorum. Vardı. Gerçekten iyi geldi. Ama yine de kalkayım artık. Siz bilirsiniz. Şunları da ortada bırakmayalım. Hiç gerek yok. Ne olacak, elimize mi yapışır? Affedersiniz ya, sakarlığım tuttu. Hiç önemli değil. Affedersiniz ya. Acımadı. İzin verin bakayım. Ben doktorum. Öyle mi? Buyurun bakın öyleyse doktor bey. Süpüreyim ben bunları. Hem bir yerimize batmasın. Ah kusura bakma. Yani kahveden başka ikram edecek bir şey yok. Alışverişe de gidemiyoruz kaç gündür. Ev tam takır. Kahve yeter, sağ olun. Nasıl bir şey bu hafıza kaybı? Ya hiç aklım sırrımı almıyor. Yani kafanı vurunca hepten sünger mi çektin geçmişe? Evet. Şimdi hafıza tabii ki önemli. Yalnız insan geçmişine değil geleceğine bakarak yaşamalı. O yüzden benim için bundan sonrası daha önemli artık. Doğru söylüyorsun. Bir yerde iyi bile. Dert, gam, kasavet hepsini unut gitsin. Oh ne güzel. Gerçekten güzel mi bilemiyorum. Ama kendini hayatın akışına bırakırsan çok üzülmezsin. Hayat başı sonu olmayan bir nehir ve hepimiz bu nehre bir yerinden atlayıp yüzüyoruz. Biraz geriden ya da az ileriden, biraz kıyıdan ya da ucundan. Sonuç olarak çok şey fark edeceğini sanmıyorum. Suyun akışını değiştiremezsiniz çünkü. Ne oldu Nevin Hanım, ne oldu? Yok bir şey. Fare gördüm sanki. Ay, fare mi? Nerede? Fare. Bahçe kapısı açık, bakın etraf yeşillik olabilir. Fare girmiştir yani. Siz korkar mısınız fareden? Yok, korkmam da... Ya, senin giysilerin yok mu evladım? Ay. Yani çamaşırın falan. Giyinsene böyle baldır bacak. Üşütmeyesin sonra. Evet sahip benim. Hala sizin bornozunuzdayım değil mi? Ben lafa dalınca unuttum. Fare mare. Ben şimdi çıkıp şey yapıyorum, değiştiriyorum. İyi olur, bak rahat edersin. Bu kim şimdi? Gönlü olmasın sakın bu. Çık sen çık. Her kimse seni böyle bornozla dolaşırken görmesin ortalıklarda. Hadi hadi. Tamam Nevin Hanım. Selam. Selam. Ay. Tansiyonum çıktı abi. Ağlarım da şimdi ben. Bırak gideyim. Gidersin. Ama önce bir Gönül Hanım'la konuşalım. Bilmiyorum Fethi. Belki ben de... Yok abi. Sen istiyorsan kalk konuş. Olaylara neden olan biri olarak oturup beklemem anlamsız. Hala tartışıyorlar görüyorsun. Gel öpeyim seni abi. Gönül Hanım'la konuşacağım. Akşam da haberleşiriz, tamam mı? Haberleşiriz abi. Ama netice değişmez. Rahmetli Cem abimizin dediği gibi biz işçiyiz, işçi kalacağız. Tamirci çırağıyız. Sen kızım? Ne istiyorsun anlamadım ki. Kahramanın arkadaşıyım dedim ya. Hastaneden çıkınca ben göremedim. Merak ettim. Yok mu? Burada değil mi? Burada. Yukarıda üstünü giyiyor. Üstünü mü giyiyor? Çıplak mıydı? Yok canım. Çıplak olur mu? Bornoz vardı üzerinde. Bornoz. Nasıl yani? Evladım ben de bilmiyorum işte. Geldiğimde buradaydı kahraman. Gönül'le gelmiş. Gönül Hanım nerede peki? İş yerinde. Niye sordun? Hiç. Merak ettim. Ay niye merak ediyorsun anlamadım ki. Niye merak etmeyeyim? Arkadaşıyım işte. Kahraman. Bak bu çocuk seni görmeye gelmiş. Selam. Buraya mı yerleştin?
Tanımıyorum. Tanımıyor musun? Kesinlikle tanıdık gelmiyor. Ne? Bu bir sahtekar olabilir ya da bir dilenci olabilir. Bence gönderin gitsin. Nasıl ya? Hadi bakayım çocuğum, evine bak. Durma burada, tanımıyormuş seni. Ama... Hadi dedim, başka kapıya, başka Şerif, kapıya. Ben... Fethi nerede Yiğit? Çıktı Gönül Hanım. Sanırım bir daha da dönmeyecek. Dönmeyecek mi? Maalesef. İşçilerinizden biri ayrıldı. Nereden çıktı bu işçi lafı şimdi? Ne demek istiyorsun Yiğit? Size bir şey demek istemiyorum Gönül Hanım. Lafım işçilerin farklı olduğunu düşünenlere. Yeter. Bu dükkanın patronu benim ve bana haber vermeden kimse ayrılamaz. Sevil nereye? Ara Fethi'yi. Sevil! Sevil dur dedim sana. Ne uzatıyorsun hala? Uzatmıyorum abla, gidiyorum. Ya böyle davranarak daha büyük yanlış yapıyorsun. Doğru davranmak istemiyorum. Sadece buradan uzaklaşmak istiyorum. Eve mi gidiyorsun? Ben de gideceğim, bekle beraber gideyim. Hayır, eve falan gitmiyorum. Öyleyse kal burada, benim gitmem lazım. Üzgünüm kalamam. Otur ve kendi sorumluluklarına sahip çık. Sevil... Alo camdan pabuçlar buyurun. Nasıl? Anlamadım. Kim arıyor Gönül Hanım'ı? Siz mi buldunuz? Tamam peki. Nerede? Yazıyorum. Ne oluyor Yiğit? Kim arıyor? Tamam telefonunuzu da alayım. Biz sizi arayacağız. Teşekkürler. Annenizin çantasını bulmuşlar. Ne? Annemin çantası mı? Nerede? Ne zaman? Ümraniye yakınlarında bir çöpün kenarında. Allah'ım çöplük, inanamıyorum. Annem nerede peki? Anneme bir şey mi olmuş? Sakin olun Gönül Hanım. Sadece çanta bulunmuş. İçindeki defterden de kartımızı bulmuşlar, aradılar. Ver bakayım şunu. Bu mu adres? Telefonu. Gönül Hanım ben de geleyim mi? Hayır kal sen. Ben ararım seni. Dikkatli olun. Pişti. Ya, oğlum, bulu mu oynuyoruz? Pişti değil. Al şu kağıdını hadi. Oh canım. Sen ne iyi bir çocuksun. Ne de olsa kızımın hayatını o haydutların elinden sen kurtardın. Oğuz'un ne mal olduğu sayende açığa çıktı. Ha şimdi Allah var, inkar edemeyiz. Taş olurum vallahi. Ya hatırlamıyor musun peki olanları? Hayal meyal. Vah evladım vah. Ay üzüldüm şimdi sana iyice. Nasıl vurduysa o Rahmi. Ne demir yumrukluymuş meğer. Neyse tanıştığımıza sevindim. Ben gideyim artık. Ah gidiyor musun? Nereye? Ay hafızan kayıp vaziyette. İyice ne kaybolma sonra sokaklarda. Dur bekle de Gönül gelsin bari. Ben şimdi onu aramak istemiyorum. Beni merak edip de bir telefon bile etmedi. Hoş, seni de merak etmiyor ya. Bir kere bile arayıp sormadı. Yani hasta bırakmış gitmiş evde. İnsan aramaz mı canım? Önemli değil, işlerinin yoğunluğundandır. Ama olmaz ki hep iş, iş, iş. Dur bakayım, sen acıkmışsındır artık. Hayır, acıkmadım. Olur mu canım? Sen topraktan mı besleniyorsun? Ben de acıktım, içim kıyılıyor. Çorban var, hazır. İçelim beraber öyle git. Yok sağ olun ben çıkayım gideyim. Olmaz. Bu halde yollar mıyım ben seni? Acıktığını bile unutuyorsun baksana. Açlıktan ölür bir yerlerde kalırsın vallahi. Gönül'e uğramayı düşünüyor musunuz Rahmi Bey? Hayır düşünmüyorum. Bunun doğru olduğuna emin misiniz peki? Yani onca yaşanandan sonra ayrılacaksanız da dostça ayrılmalısınız. Ben de isterdim bunu. Ama ne yazık ki artık böyle bir şansım kalmadı. Dost olamayız Gönül'le. En azından kavga ettiğiniz kişinin sağlığını sormalısınız bence. Bir doktor, her şeyden önce bir insan olarak. Bir telefon ederim belki. Böyle şeyler telefonda olmaz Rahmi Bey. Neden gitmiyorsunuz Gönül'e? Yüz yüze konuşmuyorsunuz. Buna cesaretim yok ama siz de benimle gelirseniz... Ben mi?
Evet, desteğinize ihtiyacım var. Böyle kır usulü akşam üzeri yemeği gibi bir şey. Ya maksat açlığımızı bastırmak. Ah, gönlüm babası. Rahmetli kocam da bayılırdı böyle kır usulü yemeğe. Ah ah, biz onunla çifte kumrular gibiydik. Pek güzel anlaşırdık. Evlilikte anlaşmak çok önemli. Öyle değil mi? Öyledir sanırım. Ben hiç evlenmedim. Unutmuş olmayasın. Evliliği unutmak mümkün mü Nevin Hanım? Hafıza kaybında bile. Doğru. Ah, şu zeytinleri de bir kenara koyayım. Ah. Hamar atmışsınız siz bayağı. Yok. Yok canım. Öyle hamaratlık bir şey yok. Evde ne bulduysam koydum masaya. Artık kusura bakmayacaksın. Ellerinize sağlık. Aha, bekle. Doyma sakın. Çorbayı getireceğim daha. Önce onunla başla. Mis gibi domates çorbası. Oh be. Çorbalarımız geldi. Hala kapalı telefonu. Çıldıracağım. Nerede olabilir ki annem? Çantası buralarda, ne arıyor? Polise haber vermeli. Bir dakika. Sonra teyze. Beraber gideceklerdi tatile. Notu öyle yazmıştım. Dur bakayım önce. Numarası kayıtlı değil. Evi arayıp kahramandan isteyeyim. Defterden bakıp söyler herhalde. Onu da yalnız bıraktım. Kaç saattir? Ne yapıyor acaba? Alo? Kahraman? Anne? Alo? Sen evde miydin anne? Ne zaman döndün? İnanamıyorum. Çok sevindim. Ben de seni arıyordum. Cep telefonundan da ulaşamadım. E nerede olduğunu da bilmiyordum. Ölüyordum meraktan. Yani sonunda merak ettin. E bravo kızım. Biraz geç oldu ama... İyiyim ben, iyiyim. Yani ölsem kalsam ancak cenazeme yetişeceksiniz. Ya anne yapma, söyleme öyle şeyler. Çantanı çaldırmışsın, şu anda bende. Hı, sende mi? Hırsızı mı yakaladın yoksa? Hayır anne, maalesef. Yani çalan kişi atmış, biri de bulup bana getirdi. Çantanın içi boş. Paranı ve kartlarını almışlar. Neyse geliyorum ben şimdi, gelince konuşuruz. Ayşe anne... Senden başka kimse var mı evde? Yani... Kahraman. Kahraman diye biri var mı? Tabii ya. Yani sen esas onu merak ettin herhalde. Ya burada bir şeyler yiyorduk beraber. Hadi bekliyoruz, gel. Ay. 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 Harika. Damat adayına hazırladığım çeyizler tıpatıp uymuş üzerine ha. Çok rahatmış. Rahattır. En iyisinden aldıydım. Elbiselerin kuruyana kadar kalsın üzerinde. Hatta temelli senin bile olabilir. Ne? Benim mi? Evet, evet, evet. Rahmiye kısmet değilmiş. Ay bunları giyemeden evlilik işi rafa kalktı. Gel hadi evladım, gel. Yemeğin yarım kaldı, gel. Hadi. Görmüş kahraman. Keyfi yerindeymiş gönüllü evinde. Gülçin'i tanımamış hesapta. Hulusi, inanmıyoruz ama sahiden hafızasını yitirmiş olmasın bu oğlan? Gönül denen o kıza bakışlarını görmedin mi Nurdan? Aynı sevdalı bakışlar.
Hastaneye geldiğinde de vardı. Kesin başka bir hesabı var onun. Geçen gün Kahraman'la konuşurken evlatlık dediği için Gülçin'e bağırmış. Biliyor musun? Gülçin, Kubilay abi de evlatlık mı diye sordu bana. Çekeceğim onun kulağını. Her şeyi merak etmesin artık. Hırçın biri sanıyordum ben seni. Asi ruhlu falan. Ay pek efendiymişsin. Ay tam evlenilecek erkek. Gönül de böyle mi düşünüyor sizce? Bilemem. Artık onun ne düşündüğünü anlayamıyorum ben. Ama senin niyetin ciddiyse sakın vazgeçme. Efendim? Ben torun istiyorum artık, torun. Torun mu? Aa. Yani gönülün gönül eğlendirecek zamanı yok artık. Rami ile de kesin kes bittiğine göre anneni babanı getir ve iste. Ne iş yapıyor senin baba? Babam... Cam, cam. Cam işiyle uğraşıyor. Cam mı? Nasıl yani? Öyle. Öyle işte. Aman, aman sen de hiçbir şey hatırlamıyorsun be evladım. Ay nasıl olacak bu iş bilmem ki. Neler oluyor burada? Ay, aklım çıktı. Ne zaman geldin sen? Ay hiç duymadım eve girdiğini. Kahraman, bu ne böyle pijama terlik? Röptişandır da mı giydin? Kötü mü olmuş? Niye kötü olsun canım? Efendi gibi oldu işte. Rahmi'nin giysilerini giymiş, pijama terlik evde oturup beni bekleyen bir kahraman. Allah'ım şaka gibi olanlar. Yoksa kahraman giderek rahmileşiyor mu? Zeytin? Hayır. Hayır. Ya sizce iyi bir fikir mi bu Betül Hanım? Kesinlikle. Gelmeden önce arasaydık keşke. Ya yoksa evde Gönül? Dükkanı aradım ben. Çıktığını söylediler. Ayrıca az ileride arabasını gördüm gelirken. İnşallah bir tatsızlık çıkmaz beni gördüğünde. İsterseniz siz çalın kapıyı, ben sonradan geleyim. Yani ortam uygunsa. Rahmi Bey, hiç gerek yok böyle şeylere. Medeni bir insan gibi geldiniz. Oturup konuşacaksınız. Evet ama... Yaşananlardan sonra çok erken değil mi? Lütfen. Ya bırakın artık endişelenmeyi. En azından Devin teyzeden özür dilersiniz. Sizi ne kadar sevdiğini biliyorsunuz, hı-hı, öyle değil mi? Hadi. Açıyor musun Gönül? Tamam açtım ben. Merhaba Gönül. İçeri girmemize izin verecek misin? Betül, sen istediğin zaman gelebilirsin ama benim şu anda başka kimseyle konuşacak bir şeyim yok. Söylemiştim. Rahmi Bey, lütfen. Gönülcüm, bence her şeye rağmen son kez konuşmaya ihtiyacınız var. İkinizin de. Gönül, kim gelmiş kızım? Betül, Rahmi. Söylemiştim size Betül Hanım. Buraya gelmemizin hiçbir anlamı yok demiştim. Rahmi Bey, bir saniye. Thank you.
Bak işte şöyle bir mutfak istiyorum evime. Tamamen ankastre. Metalik ve ultramodern. Ay ben de. Zaten şu yemek yapma işine fena sardım bu ara. Kursa gideceğim. İtalyan mutfağı üzerine. Kursa falan bir yere kadar kızım o işler. Esas yetenek meselesi. Senden aşçı falan olmaz. Aa, niyeymiş? Sıskasın. Yemiyorsun ki. İnsanları nasıl yedireceksin? Ay ne alakası var ya? Kızlar çok sıkıldım. Çıkalım buradan hadi. Ay bir saniye. Ben daha home theater bakacağım. Annemleri razı ettim kızım. Alacağız. Bizde var. Ama komşular yüzünden seyredemiyoruz. Çok ses yapıyormuş. Ben çıkıyorum. Ne haliniz varsa görün. Aa. Sevil. Sevil bir saniye. Sevil. Toparla kendini. Ne bu bunalımdasın? Evet ya, aslında suratını düzeltmiyorsun bir türlü. Ya kusura bakmayın kızlar. Keyfim yok, ne yapayım? İyi de kafan dağılsın diye takılıyoruz biz de. Sinemaya falan gidelim mi? İster misin? Hiçbir şey istemiyor canım. Gidip sakin bir yerde otursak. Ya yapma şunu Sevil ya. Niye takıyorsun ki bu kadar? Ayrıl Yiğit'ten gitsin. Onunla çıkman baştan hataydı zaten. Evet haklısın belki de. Merhaba Sevil. Düşündüm de seninle konuşmamız lazım. Bilmiyorum ne konuda? Kim? Kim arıyor Sevil? Yiğit galiba. Ben bir saate kadar dükkanı kapatıp çıkacağım. Buluşabilirsek eğer. Ay, kapa kızım kapa. Niye muhatap oluyorsun ki? Anlatacağım bazı şeyler var sana. Karşılıklı konuşabilirsek daha iyi olur tabii. İyi peki. Çıkarken ara. Uygunsan görüşürüz. Tamam ara. Sevil'den hala haber yok. Gelmeyecek mi eve bu gece? Arkadaşlarıyla birlikteymiş anne, merak etme. Az önce konuştum. E konuştun da niye söylemiyorsun kızım? Aa. Ya ölüyorum burada meraktan. Ah, değiştirdin mi üstünü evladım? Evet. Kurumuş mu giysilerin? Biraz nemli ama idare eder. Ne o, gidiyor musun? Evet. Aa, hadi çocuğum, annenlere çok selam söyle benden. İstersen kalabilirsin biraz daha. Kalamam. Çünkü gece oldu. Seninle gece aynı evde kalabilmemiz için evlenmemiz gerekir. Nereden çıktı bu şimdi? Annen söyledi. Annem mi? Keşke evli olsaydık. Ben de burada bu evde sizinle yaşasaydım. Neler söylüyor? Bunları söyleyen sahiden de kahraman mı? Hoşça kal. Dur. Seni evine ben bırakayım. Adresi hatırlamıyorsundur, kendin gidemezsin. Evet, hatırlamıyorum. Ama tarif edersen gidebilirim. Aa, yok, yok bekle. Ben seni bırakırım hemen. Bekliyorum. Anne. Ha. Ben gidiyorum. Nereye? Ya kahramana götüreceğim evine. Öyle mi? Ben de geleyim seninle. Sen de mi? Evet. Beraber bırakıp döneriz. Niye anne? Ay evde çok sıkıldım. İyi hadi gidelim. Çalını ister misin? Evet. Teşekkür ederim canım, sağ ol. Zorladığım için özür diliyorum. Anlamadım. Yani gönülle konuşmak için evine gitmek hataydı belki de. Benim hatam. Ama aranızda ayrılık da olsa dostça olsun istedim.
İyi ki gittik ve gerçekleri gördüm. Lütfen kendini suçlama artık Betül. Evet, ilk kez sana Betül Hanım demedim. Çünkü çok daha yakın hissediyorum artık kendimi sana. Teşekkür ederim. Üşüdün mü? Biraz. Önemli değil ama. Bak, sana verebileceğim bir kazağım yok. Ama istersen arabaya gidene kadar sarılabilirim. Burası mı eviniz? Teşekkür ederim. Size de Nevin Hanım. Rica ederiz. Her zaman bekleriz evladım. Gene bekleriz. Evleri güzelmiş. Babası zengin galiba. Aa, anne. Misafirleri evimize davet etmeyecek misin oğlum? Gel gel. Evet, söyle bakalım. Neymiş yüz yüze konuşmamız gereken konu? Seni dinliyorum. Fethi ile ilgili. Hayır hayır. Ben o konuda konuşmak istemiyorum artık. Dinler misin? Neyi dinleyeceğim? Fethi yüzünden çıktı bütün kriz Yiğit. Ayrıca istifa etti gitti. Niçin hala onu konuşuyoruz? Çünkü Fethi 3 küçük kardeşi ve annesine bakmak zorunda. Kardeşleri okula gidiyor. Annesinin dikiş dikerek kazandığı birkaç kuruşu saymazsan ailede tek çalışan Fethi. E'si tüm bu şartlara rağmen istifa etmeyi göze alabildi. Çünkü senin tavrına çok kırıldı Sevil. Senin ağzından çıkacak küçücük bir özür cümlesi onu mutlu etmeye ve işinin başına dönmesine yetecek. Lütfen bu küçük özrü çok görme. Bu rahatsızlık duyulacak bir şey değil Sevil. Çaylarımız geldi. Sağ olun. Buyur kızım. Camcılıkla uğraşıyorsunuz demek. Evet hanımefendi. Kendime ait orta ölçekli bir cam atölyem çok var. Çok güzel. Ayrıca sizi tebrik ederim. Çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Siz de öyle. Gönülpek Hanım bir kız. Ay öyledir. İffetine namusuna pek düşkündür. Yani kendi kızım diye söylemiyorum. Bu zamanda böyle bir kız zor bulunur. Anne. Ne var kızım? Yalan mı? Ayrıca ben Kahraman oğlumu da böyle bilmiyordum. Ay ne yalan söyleyeyim. Adını ilk duyduğumda böyle biraz serseri tabiatlı sandıydım. Ya aslında gerçekten de hastaneden çıktıktan sonra daha farklı oldu Kahraman. Sizce de öyle değil mi? Haklısın belki de. Öncesini hatırlamadığım için bir şey diyemiyorum. Ya en şaşırdığım da ismini değiştirmek istemen oldu. Nereden aklına geldi sahi bu Kubilay ismi Kahraman? Kubilay mı? Ona Kahraman yerine Kubilay dememi istedi. Ay daha hoş. Kubi, Kubi. Ay Kubi de denilir ne güzel. İşte geldik. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yine bekleriz. İnşallah. Tekrar gel. Güle güle. Güle güle. Güle güle.
Ne biçim aile ayol bunlar? Hepsi bir garip. Evde perili gibi. Kubilay mubilay denince birden ortalık buz kesti, fark ettin mi? Evet anne, fark ettim. Yadırgadım vallahi. Hiç de göründükleri gibi değil bunlar. Ya sanki bir sır saklıyor gibiler. Yani çok efendi çocuk dedik. Görücüye gelir gibi kalktık buralara geldik ama... İçim bulandı benim birden. Tamam anne. Ama anladığım kadarıyla sen de benden fazla bir şey bilmiyorsun onların hakkında. Evet, annem haklı. Ne biliyorum ki kahraman ve ailesi hakkında? Hala koca bir hiç. Kahraman, gel oğlum şöyle otur biraz. Ne oluyor kahraman? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Niye kendine Kubilay dedirtmeye çalışıyorsun oğlum? Gönül'ün gerçekten ne istediğini öğrenmeye çalışıyorum. Bunun Kubilay'la ne ilgisi var? Çünkü o çok mükemmeldi. Ama ben değilim. Gönül. Acaba onun gibi biriyle mutlu olur diye düşünüyorum. Ben de onun gibi olabilir miyim diye. Tahmin ettiğim gibi. Kimse yok. Gelsene. Nerede annenler? Yoklar işte, gel hadi. Kapıda durma öyle. Biraz oturur gidersin. Ya boş ver, şimdi gelirler filan Gönül Hanım'a ayıp olur. Saçmalama Yiğit, beni eve kadar bıraktın. 5 dakika içeri girmem mi ayıp? Yürü hadi. Hadi geç. Of, anladım tamam. Bakma bana öyle artık. Olur dedim, yarın Fethi'den özür dileyeceğim. Sağ ol. Sen de asma artık şu suratını. Tamam. Peki bu hafıza kaybını niye oynuyorsun oğlum? Kandırıyor musun kızı? Kandırmıyorum. Onun istediği gibi bir kahraman olmaya çalışıyorum. Evlenmek istediği gibi biri. Seni daha önce de yeterince tanımadığını söylüyor ama. Tanımak ve evlenmek istiyor. Ben de şimdi evlenmek isteyeceği biriyim işte. Bir şekilde ona hakikati anlatmak zorundasın. O kadar kolay değil. Niye anlatayım ki? Hangi birini? Kendimi mi acındırayım? Kendine kendin acımaktan vazgeç. Kendini suçlamaktan da. Senin bir suçun yoktu o olayda. Bir kazaydı. Tıpkı çocukluğundaki yangın gibi. Ölmemek senin suçun değil kahraman. Bana çok dokundu horozun oğlu. Lan poz bıyık, beni de ağlattılar. Ben bayılıyorum böyle filmlere. Ben de çok seviyorum. Artık ne böyle sözler var, ne de böyle aşklar. Abartılı ve komik bulunuyor nedense. Ama çok etkileyiciymiş. Hala seyredip keyif alıyoruz değil mi? Aslında sana uyar. Ben kendimden hiç beklemezdim. Ne demek şimdi bu? Sen zırıl zırıl bir melankoliksin demek. Ağlamışsın sen. Ne ağlaması ya? Alakası yok canım. Ağlamışsın. Resmen ağlamışsın. Bak kirpiklerin ıslak. Bak kızdırıyorsun beni. Kızdırsam ne olur? Çok fena olabilir. Olsun bakalım hadi. Sen istedin. Gel. Isıracağım seni. Hey. Bırak beni, hayır. Bittin. Bedenime sahip olabilirsin. Isıracağım. Ruhuma aşla. Çatlak. Aa! Ay, ne yapıyorsun kızıma? Kız düşmanı. Nevin Hanım, ay, yanlış anlamayın. Ay, ay, puu, ay, ay, ay. Anne, ay, ne oluyor? Anne, ne oluyor? Ay, abartma anne ya. Ay, bir şey olduğu yok abla. Ya ilk de şakalaşıyorduk biraz. Ay, şakalaşıyorlarmış, puu. Ay. İyi akşamlar Gönül Hanım, ben gidiyordum zaten. Gel buraya, hırs düşmanı gel buraya. Anne, gel, gel. Ne oluyor ya? Ah.
Rahmi? Günaydın. Günaydın. Uyuyamadın mı? Yok, uyudum sayılır. E niye erkenden kalktın buraya geldin öyleyse? Rahat etmedin mi yoksa? İyiyim ben. Gerçekten. Biraz hava almak istedim sadece. Güzel, kahvaltı hazırlayayım sana öyleyse. Betül dur. Yani acele etme. Canım bir şey istemiyor şu an. Neyin var Rahmi? Biz hata yaptık galiba Betül. Hata mı? Bizim birlikteliğimiz sanki çok erken ve yanlış oldu. Alo. Evet, buyurun. Siz kimsiniz beyefendi? Kahraman? İnanmıyorum. Yani şimdi sen beni cep telefonundan mı arıyorsun? Kimin bu telefon? Ne? Senin mi? Ay senin cep telefonun mu var? Artık var. Yeni aldım. Seninle daha sık konuşmak için. Bugün görüşebilecek miyiz seninle? Bugün mü? Aslında bugün çok işim var ama. Tamam, tamam. Görüşelim. Ne zaman? Peki, sen beni cepten arar, haber verirsin. Hadi görüşürüz. Cep telefonu almış. Bu adama gerçekten bir şeyler oluyor. Ya da benimle oyun oynuyor. Ha neden herkes gibi benim karşıma da normal biri çıkmıyor Allah'ım? Kızmadın değil mi bana? Ben mi? Yok, hayır, kızmadım. Neden kızayım ki? Bence de erkendi. Hatta yanlış. Öyleyse bu yaşadığımız aramızda kalsın lütfen. Yanlış anlama. Gönül'le aramızdaki her şey bitti. Ama yine de bunu kimse bilmesin isterim. Tabii. Özellikle de Gönül bilmemeli. Çünkü ne olursa olsun o benim en yakın arkadaşım. Sen de onun aşkısın. Eski de olsa. Sen iyi bir insansın. Sen de arkadaşımın aşkısın. Anne ablam gitti mi? Oo, günaydın skandallar kraliçesi. Ablanız çoktan gitti efendim. Ya yapma ya. Beni niye uyandırmadınız? Ben de gidecektim onunla. Uyanıyor musun kızım? Yanında 21 fare top atılsa ruhun duymuyor. Of anne ya. Hem ne yapacaksın sen dükkanda? Dükkandaki personeli eve taşıdın ya. Giyinsene Fethi. Gönül Hanım gelir birazdan. Yok abi. Hele bir gelsin bakalım. Konuşalım öyle. Şu an misafir sayılırım burada. Misafir mi? Tabii. İstifa etmiş olabilirim. Ama tükürdüğümü yalamam. Oğlum ne diyorsun sen? Konuştum işte Sevil'le. Özür dileyecek. Hala ne inat ediyorsun ben anlamadım ki. İnat etmiyorum abi. Çağırdın geldim. Ama hem Gönül Hanım hem Sevil Hanım ayrı ayrı gururumu okşamazlarsa yokum. Fethi,
Başlayacağım şimdi senin gururuna. Ayaklarını okşadığın kadınlara yakalanıp fırça yerken neredeydi gururun? Karıştırma o konuyu şimdi abi. Ne alakası var? Hiç alakası yok. Yok tabii. Bak sen bu işi uzatıp suyunu çıkarırsan ben de senin ipliğini pazara çıkarırım. Bir daha hiçbir ayakkabıcı da iş bulamazsın. Günaydın çocuklar. Günaydın Gönül Hanım. Günaydın efendim. Fethi, seni tekrar aramızda görmek ne güzel. Dün Yiğit'ten bir şeyler duydum ayrıldığına dair. Yok efendim öyle bir şey. Ne münasebet. Görevimin başındayım. Ben de şimdi üstümü giyinmeye gidiyordum. İzninizle. Harika. Bilmiyorum beyefendi. Rahmi Bey yok. Ulaşamıyorum kendisine. Nasıl ulaşamıyorum? Siz hasta mı etmeye çalışıyorsunuz beni? Cep telefonu kapalı diyorum. Evinde yok, burada yok. Hastaneye gitmemiş. Ulaşılamıyor işte. Ay polise mi haber vereyim yani? Tövbe tövbe. Anlıyorum beyefendi ama ne yapabilirim? Hayır ben mi doğurtayım karınızı? E tamam da karınızın doğumu 2 hafta sonraydı normalde. E aniden sancılanacağını 2 hafta evvelden nereden bilsin Rahmi Bey? Vallahi ben de burada doğuracağım şimdi. Hayır hamile falan değilim. İşin tuhafı da o ya zaten. Siz adamı 9 doğurtursunuz ya 9. Ah yeter beyefendi. Rahmi Bey gelince ben size geri döneceğim. Tamam iyi günler. Aa çıldırttılar be. Sen beni öldüreceksin mi? Çıldırtacaksın mı canım? Selam. Evet, çalışıyordum. Doğrusu umduğumdan erken aradın biraz. Sorun değil, konuşabiliriz. Nasıl? Şimdi mi? Şimdi mi buluşalım istiyorsun? Sabah konuştuk ya seninle. İstediğin zaman arayabilirsin demiştin. İşte aradım. Hadi. İtiraz etme lütfen. Bekliyorum seni. Çabuk ol. 2 saat sonra. Ama 2 saate kadar çıkmam imkansız. Peki tamam tamam. Nerede? Kadıköy mü? Neresinde? Nasıl geleceğim oraya? Tamam, 2 saat sonra oradayım. Ben de şimdi cepten arayacaktım seni. Geciktin diye. Nedir bu böyle? Çiçek, senin için. Seni ilk defa kravatlı görüyorum. Öyle mi? Buna şaşırdım. Daha önce ben hiç kravat takmaz mıydım ki? Bilmem. En azından ben hiç görmedim. Yakışmamış mı peki? Güzel, çok yakışmış. Al. Gel. Nereye? Balona. Balona mı? Hı. Balona bineceğiz. Hadi gel. Kahraman, ne oluyor? Niye bindik bu balona? Birlikte uçalım istedim. Çünkü sen de beni aşkınla uçuruyorsun. Hoşlanmadın mı? Hoşlandım. Kesinlikle bir yanlışlık var bu işte. Benim tanıdığım kahraman böyle göz boyamaya çalışmazdı. Yükseliyoruz. Aşkına haykırmak ister misin? Buradan. Tüm şey. Kahraman, ben artık tanıyamıyorum seni. Yani niye böyle davranıyorsun? Nasıl? Garip, tuhaf. Kahraman gibi değil. Bana Kubilay diyebileceğini söylemiştin. Gönül tut elimi. Şu anda zirvedeyiz. Ve sana aşkımı bir kez daha ilan etmek istiyorum. Gönül. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Evlenmek mi?
bir değnekti hayatında. Buldu aradığı prensi en sonunda. Aşk sihirli bir değnekti hayatında. Buldu aradığı prensi en sonunda. Uyudu camdan pabuçlar ayağına. Ama bitti büyü saati dolduğunda. Kül kedisi gibi hayallere koşar gizemli gölgeyi candan kucaklar. Gönül durağında belki zaman dolar, bir anda kırılır camdan pabuçlar. Kül kedisi gibi hayallere koşar gizemli gölgeyi candan kucaklar. Gönül durağında belki zaman dolar, o anda kırılır camdan pabuçlar.